Merhabalar arkadaşlar. Evet, çerez tadında bir video ile tekrardan karşınızdayım. Dün Süper Lig'deki mevcut yeteneklere bakmıştık. 140 ve üstü olan mevcut yeteneklere. Bugün ise potansiyel yeteneklere bakacağız arkadaşlar. Ama şöyle bir kıstas koydum. 25 yaşına kadar, 25 yaşı maksimum 25 yaşında olması şartını koydum oyuncularım. Bakalım Süper Lig'in en yüksek potansiyele sahip oyuncuları kimler? Evet, ilk sırada hepinizin tahmin edeceği üzere Abdülkadir Ömür var. Trabzonspor'un genç yeteneği Yusuf gittikten sonra artık tüm yük Abdülkadir'in sırtında ve dün Sparta Prag karşılaşmasında gerçekten muazzam bir oyun ortaya koyduğunu da söylemek gerekiyor. Abdülkadir özellikleri, özellikle teknik özellikleri gerçekten harika. Fiziksel anlamda belki biraz fitness salonunda ve dayanıklılık anlamında çalışması gerekiyor. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar, 125 mevcut yetenek, 156 potansiyel yetenek. 156 potansiyel yetenek gerçekten süper bir rakam Abdülkadir için. Harika bir rakam. Ve belki Real Madrid, hani Real Madrid Barcelona seviyelerini göremese de Avrupa'nın ikinci sınıf takımlarında rahatlıkla ilk 11 oynayacağını gösteriyor. Potansiyel yetenek rakamı Abdülkadir'in önümüzdeki yıllarda gelişimini doğru şekilde sürdürürse aman bir sakatlık bulaşmasın. Yalvarıyorum bir sakatlık olmasın. Evet, ikinci ismimiz bu sefer Emre Mor, Galatasaray'ın Celta Vigo'dan kiralık olarak kadroya kattığı oyuncu. Gerçekten muhteşem bir performansla tanıdık kendisini. Türk milli takımında özellikle gösterdiği üstün performansla Dortmund kendisini seçti ama zihinsel anlamda yaşadığı sıkıntılar sebebiyle kariyeri sekteye uğradı diyebiliriz Emre Mor'un. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Mevcut yetenek 132, potansiyel yetenek 150. Yine ciddi bir gelişim potansiyeli sunuyor bize profil. Umarım Fatih Terim'in de yardımlarıyla bu potansiyeline ulaşacak Emre Mor ve kendisi Türk milli takımına uzun yıllar başarıyla hizmet edecek. Kaliteli rakam. Gerçekten kaliteli rakam. Üçüncü ismimiz bu sefer Kayserispor'dan Bernard Mensah. Gerçekten hak ettiğini bulamayan oyunculardan biri olarak söyleyebiliriz Mensah'ı. Tabi Atletico Madrid gibi bir takımdan geldi Kayserispor'a bonservisiyle. Atletico Madrid'de forma giymek kolay değil ama Kayserispor bence onun için bir basamak. Önümüzdeki yıllarda bambaşka takımlarda izleyeceğiz onu. Kalite, yani teknik, zihinsel ve fiziksel anlamda kaliteli bir merkez orta saha oyuncusu. Baktığımız zaman 135 mevcut yetenek, 150 potansiyel yetenek. Çok ciddi bir gelişim potansiyeli var. FM Editör rakamlarına göre Bernard Mensah'ın umarım bir sakatlık yaşamaz ki geçen sezon çok iyi giderken biliyorsunuz Beşiktaş maçında yaşadığı ciddi sakatlık sezon nedeniyle sezonu kapamıştı. Öyle bir sakatlık olmazsa Bernard Mensah'ın da bu sezon Süper Lig'e damga vuracak oyunculardan biri olduğunu düşünüyorum. Evet, bir diğer oyuncumuza geçiyoruz. Dorukhan Toköz. Evet, Beşiktaş'ın genç yıldızı, bir transfer başarısı Dorukhan Toköz. Eskişehirspor'dan adeta bedavaya geldi ve şu an Beşiktaş'ın orta sahasındaki en iyi isim. Yani kadro yazacağınız orta sahada, merkez orta sahada ilk isim diyebiliriz Dorukhan için. Milli takımda da başarılı bir performans gösteriyor. Yolu çok açık. Ben onun oyun tarzıyla Premier Lig'i görebileceğini tahmin ediyorum arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman hemen mevcut yetenek, potansiyel yetenek rakamlarına. Mevcut yetenek 120, potansiyel yetenek 148. Süper bir potansiyel yetenek rakamı var. Gelişimini doğru sürdürdüğü takdirde Dorukhan'ı da Avrupa'nın ikinci sınıf takımlarında çok rahatlıkla izleyebiliriz ilk 11'de önümüzdeki yıllarda. Müthiş bir rakam var. Müthiş bir potansiyel yetenek. Bir diğer ismimiz, evet, Ferdi Kadıoğlu. Tartışılan bir isim açıkçası Ferdi Kadıoğlu. Çok ciddi bir potansiyel yeteneği var. Evet, günümüzde belki yeterli değil Fenerbahçe'nin ilk 11 için ama önümüzdeki yıllar için büyük bir yetenek olabilir. Şöyle rakamlarına bakalım isterseniz. Mevcut yetenek 105, potansiyel yetenek 147 arkadaşlar. Yani profil bize muhteşem bir gelişim potansiyeli sunuyor ama Ferdi'nin bunu yansıtması için oynaması şart. Şimdi baktık, Abdülkadir, Emre Mor, Mensah, bunlar Trabzon, Galatasaray ve Kayserispor'da forma şansı bulacaklardır ama Ferdi bulabilecek mi? Bir kiralık hamlesi şart. Yani bu potansiyeli ulaşabilmesi için oynaması şart, devamlılık şart. O yüzden bence Ferdi için bir kiralık hamlesi çok mantıklı olabilir. Evet, bir diğer ismimize geçiyoruz. Mustafa Kapı, Galatasaray'ın genç orta saha oyuncusu. Tabii şu an profile baktığınız zaman zayıf bir profil olduğunu söylemek mümkün ama potansiyel yetenek rakamı gerçekten çok ciddi. Hemen bakalım, mevcut yetenek 65, potansiyel yetenek 146 arkadaşlar. Evet, yani Mustafa Kapı önümüzdeki 3-4 sene içinde gelişimini doğru
sağladığı takdirde Galatasaray'ın ilk 11'ine kapak atabilecek bir potansiyel yeteneğe sahip. Hatta milli takımın da ilk 11 seviyesinde oynayabilecek bir potansiyel yetenek rakamına sahip Türk futbolu ve Galatasaray camiası kendisinden çok umutlu. Umarım bu gelişimi sağlayacaktır Mustafa Kapı. Süper, süper bir potansiyel. Diğer ismimiz, evet, beğenilmeyen isimlerden biri. Jailson, Fenerbahçe'de Jailson. Belki Fenerbahçeliler beğenmiyor ama ben Jailson'u beğeniyorum enteresan şekilde. Evet, bir sıkıntısı var. Defansif anlamda pozisyon almada biraz sıkıntılı ama daha genç bir oyuncu. Bunu aşacak kapasitede olduğunu düşünüyorum ben Jailson'un. Ama stoperde değerlendirmemek lazım tabii ki. Mevcut yetenek 130, potansiyel yetenek 145. Yani çok iyi bir potansiyel yetenek rakamı var gerçekten. Önümüzdeki senelerde gelişimini doğru yönde tamamladığı takdirde Jailson'u başka yerlerde görebiliriz. Fenerbahçe'nin ilk 11'inin değişilmez ismi olur bir kere potansiyel yeteneğine ulaştığında. 130 mevcut yetenek rakamı günümüzde Fenerbahçe için 11 seviyesi için tartışılır. Ama potansiyeli için bence kadroda tutulması gereken oyunculardan biri. Evet, bir diğer isim yine Mihály Zayk. Yine o da tartışılan isimlerden biri Fenerbahçe'de. Ben kendisini Empoli'de de çok beğeniyordum. Takip ettiğim bir oyuncu. Fenerbahçe'de de kötü oynadığını kesinlikle düşünmüyorum arkadaşlar. Çok hareketli bir oyuncu. Ceza sahasına girişleri çok iyi. Yani geçen sezon mesela birazcık şansı yaveri olsaydı ya da birazcık daha becerikli olsaydı bence ilk 11'e yazılacak isimlerden biri olabilirdi Mihály Zayk. Daha genç bir oyuncu. Piyasası da var. Yani bugün piyasası da olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Baktığımız zaman Efe editör rakamlarına mevcut yetenek 130, potansiyel yetenek 145. Aynı Jailson gibi gerçekten güzel bir potansiyel yetenek rakamı var. Umarım kaybolan yıldız adaylarından biri olmaz mı Hazay? Oynaması lazım. Onun da oynaması lazım. Fenerbahçe'de rotasyon oyuncusu olacak gibi gözüküyor. Zayk'tan sonra bir diğer isim İrfan Kahveci, evet, İrfan Can Kahveci kısacası Başakşehir'in orta saha oyuncusu. O da son senelerde gerçekten yıldızı parlayan isimlerden biri. Adı sık sık Fenerbahçe ile anılıyor bu aralar ama transfer gerçekleşmedi. Baktığımız zaman 125 mevcut yetenek, potansiyel yetenek 145. Evet, ciddi bir gelişim potansiyelini barındırdığını görüyoruz. 140 ve üstüne ulaştığı takdirde İrfan Can Kahveci'nin de Başakşehir seviyesinin üstünde bir takımda oynayabileceğini söyleyebiliriz. Güzel rakamlar. Evet, bir diğer ismimize geçiyoruz. Bu da Galatasaray'ın genç yıldızı Atalay Babacan. Ofansif orta saha merkez oyuncusu bu sene yine kadroda şans bulması zor gözüküyor Atalay'ın. Çünkü orada Belhandası var artık. Fegulisi var. Fegulisi diye 10 numaraya çekebilir Fatih Terim. Atalay'ın ben çok forma şansı bulacağını sanmıyorum. Bir kiralık hamlesi gelebilir. Çünkü artık yaşı 19, 18, 19, 20'ye dayandı arkadaşlar. Öyle çok gençti değil yani. Bir Hollanda, ne bileyim, işte Hollanda tarzında bir kulübe kiralanabilir bence Atalay futbolunu geliştirmesi adına. Bakalım hemen Efe Meteor rakamlarına. Mevcut yetenek 85, potansiyel yetenek 145. Süper bir gelişim vaat ediyor bize Atalay'ın Efe Meteor rakamları. 145 Galatasaray'ın önümüzdeki yıllarda 10 numarası olabilir diyor adeta bize. Evet, bir diğer ismimize geçiyoruz Atalay'dan sonra. Atakan Akkaynak. Evet, gerçekten enteresan bir kariyer. Bayer Leverkusen'den Willem II, oradan da Rize Spor. Bu sezon isminden sıkça bahsedeceğimiz oyunculardan biri olabilir Atakan Akkaynak. Süper bir potansiyeli var arkadaşlar. Bildiğim kadarıyla yine bir bakalım. Türk uyruğu da var Atakan'ın. Evet, Türk pasaportu da var. Başarılı performansından sonra milli takımda seçebilir. Şöyle baktığımız zaman 107 mevcut yetenek, 143 potansiyel yetenek. Muhteşem bir gelişim potansiyeli. Ben Rize'de başarılı performansın mevcut yeteneğine olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Ve Atakan'dan çok bahsedeceğiz arkadaşlar. Çok konuşacağız. Burada videolar bile hazırlayacağız onun için, göreceksiniz. Evet, Atakan'dan sonra bir diğer isim Christian Luyendama. Galatasaray'ın stoper oyuncusu, 25 yaşındaki oyuncusuna bakıyoruz arkadaşlar. Luyendama'nın fiziksel olarak üst düzey olduğunu söyleyebiliriz ama çeviklikte bir sıkıntısı var. Bir de pozisyon alması düşük. Pozisyon almada sıkıntılar yaşanıyor. Teknik anlamda kafa vuruşu, markaj ve top kapma gerçekten üst düzey. Korkutucu bir stoper oyuncusu ama hata yaptığında da çok can yakan hatalar yapabiliyor Christian Luyendama bazen. Mevcut yetenek 133, potansiyel yetenek 140. Evet, güzel rakamlar. Yani hala da gelişim potansiyeli olduğunu söylüyor efendim editör rakamları bize Galatasaray'ın stoperi için. Evet, Luyendama'dan sonra bir diğer isim Başakşehir'in yeni transferi Azubuike arkadaşlar. Azubuike açıkçası bu transfer döneminde büyük takımlardan birine gitmesini çok beklediğim oyunculardan biriydi. O potansiyeli var. Çok iyi oynadı Rize Spor'da. Geçen sene Okan Buruklu Rize Spor'un ikinci yarıdaki
muhteşem çıkışındaki en önemli domino taşlarından biriydi az bu ülke. Ama Başakşehir'i tercih etti. Rahat, kafasının rahat olacağı bir yer. İlk 11 oynayacaktır arkadaşlar. Mevcut yetenek 125 deniyor. Potansiyel yetenek 140 deniyor. Gerçekten ciddi bir gelişim potansiyeli olduğunu da görüyoruz az bu ülkenin profilinde. Başakşehir'de ben çok başarılı olacağını düşünüyorum. Oradan bir transfer yapacaktır ciddi takımlara. Evet, bir diğer ismimiz Riyad Bahic. Konyaspor'un oyuncusu Udinese'den kiraladı biliyorsunuz Konyaspor Riyad Bahic'i. Geçen sezon Başakşehir'de oynamıştı ve Başakşehir'in o son geçtiğimiz sezon son haftalarında birazcık daha golcü kimliğine bürünmesindeki önemli etkenlerden biriydi Bahic'in ilk 11'de oynaması. Belki de sezon başından beri tercih edilseydi başka bir lig tablosuna şahit olabilirdik. Baktığımız zaman mevcut yetenek 120, potansiyel yetenek 140. Evet, yaşı olan bir oyuncu arkadaşlar aslında Riyad Bahic. Şunu söylüyor bize FM Editör. Riyad Bahic şu ana kadar potansiyeline ulaşamadığını söylüyor bize açıkçası. Bakalım bu sezon Konyaspor'da ilk 11 oyuncusu olacaktır. Nasıl bir performans gösterecek? Umarım kaybolan yıldız adaylarından biri olmaz Riyad Bahic. Evet, Riyad Bahic'den sonra arkadaşlar, evet, Aksel Aktaş, Kayserispor'un yeni oyuncusu, Deniz Türüç transferinin yerine alınan genç oyuncu, Fransız oyuncu, gerçekten Türk pasaportu da var bildiğim kadarıyla. Kaliteli bir isim. Şu an mevcut profiline baktığınız zaman belki hani dersiniz ilk 11 için yeterli değil diyebiliriz ama arkadaşlar işte FM Editör rakamları. Mevcut yetenek 97, potansiyel yetenek 140. Kayserispor için süper bir transfer hamlesi diyebiliriz gelecek adına. Ben Aksel'den de çok bahsedeceğimizi düşünüyorum önümüzdeki yıllarda bu potansiyel yeteneğine doğru kendini geliştirdiği takdirde süper bir gelişim potansiyeli ve süper bir scout transferi diyebiliriz Aksel için. Kayseri'ye buradan tebriklerimizi iletiyoruz. Evet, bir diğer isim Pedro Rebocco, Beşiktaş'ın yeni sol beki, bildiğiniz üzere Guingamp'tan kiralık olarak geldi. Hücumsal bir bek arkadaşlar, çok asist yapacağını düşünüyoruz. 24 yaşında oyuncu, baktığımız zaman mevcut yetenek 127, potansiyel yetenek 140. Evet, aslında yaşı itibariyle hala gelişim potansiyeli olduğunu görüyoruz. Biraz önce Riyad Bahic için dediklerimiz Pedro Rebocco için de geçerli. Yani umarım bu gelişimi tamamlar ve kaybolan yıldız adaylarından biri olmaz. Ben Beşiktaş'a çok faydalı olacağını ve bu mevcut yeteneğinin zamanla da artacağını düşünüyorum. Çok iyi bir oyuncu. Gerçekten Guingamp'ın geçen sezon küme düşen Guingamp'ın en iyi oyuncusunu aldı Beşiktaş ki Fransa Ligi gibi fizik kalitesi üst düzey bir ligde başarılı bir performansı vardı Pedro'nun. Evet, bir diğer ismimiz, evet, heyecanlandıran transferlerden biri beni adeta Armin Jerlek, Sivasspor'un genç oyuncusu, Sırp oyuncusu Partizan'dan aldı Sivasspor onu. Çok büyük gelecek vaat ediyor gerçekten. Umarım da iyi noktalara gelecek. İşte mevcut yetenek 120, potansiyel yetenek 140 arkadaşlar. Harika bir potansiyel yetenek rakamı ve süper bir gelişim potansiyeli. Ben Sivasspor'da bu sezonu rotasyon oyuncusu olarak geçireceğini ama önümüzdeki 1-2 sezon sonra adından sık sık söz edeceğimizi düşünüyorum Armin Jerley'in. Ve bu bir scout transferidir. 2-3 sene sonra bakalım 4 büyüklerimiz, şampiyonluğa oynayan takımlarımız nasıl bir transfer savaşı verecekler. Armin Jarlek için merak ediyorum. Mesele Sivas'tan almak değil Armin'iz. Partizan'dan bulmak. Ve son ismimiz, evet, Ozan Tufan bu sene fena başlamadı. Alanyaspor'da Sergen Yalçın onu biraz toparladı arkadaşlar. Fenerbahçe'de de şu an baktığımız zaman en iyi 8 numara diyebiliriz Ozan Tufan için. 6 numara değil bana kalırsa Ozan Tufan. 8 numara çift yönlü bir orta saha oyuncusu olduğunu düşünüyorum. Hala da umut vaat ediyor. Hala da umutluyum Ozan Tufan'dan arkadaşlar. Mevcut yetenek 120, potansiyel yetenek 140. Evet, bu rakamlarda bize şunu diyor. Ozan'ın hala potansiyel ulaşamadığını ama hala da şansının olduğunu söylüyor bize. Umarım bu sezon Fenerbahçe'de başarılı bir performans gösterecek. Yeniden milli takıma dönecek ve bu mevcut yetenek rakamını arkadaşlar 130-135 bandına çıkarak profilini geliştirecek Ozan Tufan. Evet, işte Süper Lig'in potansiyel yeteneklerini inceledik. Beni çok tatmin eden bir tablo olduğunu, bir liste olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Kafamdaki oyuncular, bir iki isim belki Trabzonspor'dan girebilirdi genç oyunculardan. Mesela Uğurcan Çakır olabilirdi diye düşünüyorum ama FM 2020'de bir daha bakacağız. Güzel bir liste. Gerçekten güzel bir liste. Hepsini de takipte olacağız. Bakalım bu sezon nasıl bir performans gösterecekler Süper Lig'de. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız mutlu olurum. Yavaş ama emin adımlarla hep beraber büyüyoruz. Hoşça kalın. Futbol Menajer 2019'da kalın.